zamandır gündemi meşgul eden Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri bu pazar günü yapılacak. Artık heyecanın sandığa yansımasının sonucunu göreceğiz. Gerçekten güzel bir süreç oldu. Öncelikle pazartesi akşamı yapmış olduğumuz yemekli toplantımıza iştirak eden yaklaşık 650-700 kişilik esnaf, bu şehirde yaşayan, ticaret yapan, basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten o gün bizi yalnız bırakmayarak çok güzel bir olaya ev sahipliği yaptılar. Ereğli'de değişimin başlangıç işaret fişeğini o gün orada attılar. Oradan almış olduğumuz enerjiyle ve güçle bu seçimlerden beklediğimiz sonucu alacağımıza olan inancımız artmış vaziyette. Bu seçim sürecinde maalesef işler biraz karıştı. Anlamakta da güçlük çekiyoruz. Bir belediye başkanlığı seçimi, bir milletvekili seçimi, hatta ve hatta cumhurbaşkanlığı seçimine kadar iç boyut bir anda değişti. Ne oldu? Belirsiz bir hal aldı. Bu Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri. Fakat bir anda iş çok farklı boyutlara geldi. Bizde boş laf, boş vaat yok. Ben ve arkadaşlarım vermiş olduğu her sözü tutan, tutmak için mücadele eden, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir kadro, bir birliktelik. Eline şöyle bir geçmiş tarihine baktığınız zaman, siyaset seçimlerine baktığınız zaman, ortada vaatler var, projeler var, o var, bu var ama 5 yıl sonunda baktığınız zaman bu projelerin hiçbir tanesinin hayata geçmediğini görüyorsunuz. Böyle kulağa hoş gelecek şeyler söylemek değil de doğruyu ve neyi nasıl yapacağımızı söylemek çok daha etkili olacaktır. Bizim anlayışımız, bizim yönetim şeklimiz budur. 3 aday grubu tatlı bir rekabet içerisindeyiz. Seviyeli bir yarış oldu. Herkes yapacağını, yapmak istediklerini anlattı. Fakat bana ve arkadaşlarıma enteresan gelen bir şey var. Ve bu aynı zamanda üyelerimizin büyük çoğunluğa da enteresan gelen bir şey var. Bizim dışımızdaki aday gruplarının bir tanesi 20 yıldır Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde, bir tanesi 10 yıldır orada yönetiminde. Yeni yüzler değiller fakat yeni ortaya çıkabildiler. Ve aynı zamanda başarısızlıklarını görüp işte projelerle, vaatlerle de insanları süslü kelimelerle, süslü laflarla da ikna etmeye çalışıyorlar. Ya zaten siz 20 yıldır oradasınız. Ne yaptınız ki bugüne kadar? Değişen ne oldu? Eğer değişen bir şey varsa neden bugün 3 aday grubu var? Bir de anlamakta gerçekten çok zorlandığımız bir konu var. Israrlı bir şekilde neden orada kalmak ister insanlar? Yani 10 yıllık görev süreniz bitmiş. Hiçbir şey ses çıkartmamışsınız. Yanınızda arkadaşlarınız hakaret edilmiş. Meclis üyelerine hakaret edilmiş. Seçilmiş meclis üyeleri bakın yani oraya kimse gökten zembille gelmemiş. Yerin dibine sokulmuş. Sesini çıkartmamışsın. Bugün çıkıyorsun. Bir grubun liderine soyunuyorsun ve bu işi ben işte Ereğli'yi güzel günlere getireceğim diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir tanemizin böyle bir şey yapma lüksü yok. Kimsenin kimseye ötekileştirme lüksü yok. Bizim amacımız bu seçimi 20-0 kazanmak. 20 meclis üyesiyle kazanmak. Ticaret ve Sanayi Odası'nda üye olan insanların seçmiş olduğu 20 kişi olacak bu. Dolayısıyla kazananın Ereğli olması gerekiyor. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Tabii ki amacımız, benim ve arkadaşlarımın amacı, seçime girmiş olduğumuz tüm gruplarda, tüm sandıklarda seçimi ezici bir çoğunlukla kazanmak. Bunun için de yeterli iletişimde bulunduğumuzu, yeterli saha ziyaretinde bulunduğumuzu düşünüyorum. Kendimizi anlatmak açısından şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü birebir tüm arkadaşlarımız, Ereğli'nin her köşesine, en ücra noktasına kadar gittik. Kimseyi tehdit etmedik üyelerimizi, kimseyi işiyle, ticari faaliyetiyle, kimseyi bir şeylere sürüklemedik. Bize oy vermezsen şöyle yaparız demedik. Ama maalesef bizimle beraber dostane bir şekilde sohbet eden insanların sosyal medyada fotoğraflarını gördükten sonra o arkadaşlarımıza inanılmaz bir baskı var. Nasıl onlarla beraber olursun? Biz öcü müyüz ya? Burada hiç kimse öcüye benziyor mu? Baksana. Gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Seninle ticaretimi bitiririm, senin ticaretini bitiririm. İşte belediyedeki ticaretine sekte vururum, oradaki ticaretine sekte vururum. Maalesef korkup yanımıza gelemeyen arkadaşlarımız var. Bu baskı bir yere varmaz. Yapacaklarından bahsetmek yerine tehditle, şantajla insanlardan, üyelerden oy istemek hiç hoş bir şey değil. Biz bu tehdit ve şantajlara boyun eğmeyiz. Üyelerimiz de boyun eğmeyecek bu tehdit ve şantajlara. Daha önceki seçimlerde 7. grup, saç grubu en fazla üyeye sahip bir gruptu. Ve işte Erdemiler olan ilişkilerin başlangıç noktasından tutun saç tüccarlarıyla ilgili çok ciddi bir
sıkıntılı durum söz konusu. Bununla ilgili olarak bir önceki dönemde seçilen arkadaşlarımız vaatlerde bulunmuşlardı bu işi çözmek üzere. Hala aynı vaatlerde bilmiyorum bulunabiliyorlar mı ama şunu söylemek istiyorum. Biz herkesin odası olacağız. Sadece bir grubun değil, bir meslek grubunun herkesin odası olacağız. Yedinci grupta faaliyet gösteren, saç tüccarlığı yapan arkadaşlarımızla ilgili olarak da çalışmalarımızı tamamladık. Bir şirketleşme, bir şirket çatısı altında bu arkadaşlarımızla birlikte kuvvet doğacak bir şirket kurma hazırlıklarımızı tamamladık. Bir tüzüğü ve bir anayasası olan bir şirket. Sonradan kişiye ve keyfe göre değişen bir şirket tüzüğünden bahsetmiyorum size. Tamamen kurumsal yönetilecek ve buradaki arkadaşlarımızla bir araya getirerek daha güçlü bir hal alacağız. Şehrimizde ortaklık kültürünün hep olmamasından bahsediyoruz. Bununla ilgili olarak da örnek alacağımız Konya, Antep, Kayseri illerinde üretime dayalı yan sanayi tesisleri var. Ve birden fazla ortaklı, çok ortaklı. Biz de bunun fizibilitesini ve projelerini üyelerimizle paylaşıp herkesi koyduğu sermayesi oranında bu işin içerisine dahil edeceğiz. Yani Ereğli'de farklı bir bakış açısı geliştireceğiz. Bunu sadece yönetimde olan arkadaşlar ya da mecliste olan arkadaşlarımızla alakalı olarak söylemiyorum. Bunu tüm üyelerimizin ortak görüşünü açarak yani isteyen bunlar içerisinde yer alabilecek. Bu modeli eğer geliştirebilirsek Ereğli'de istihdam sorununu çözmek adına katkı sağlamış oluruz. Kaldı ki Ereğli'deki istihdam sorununu çözebilmek için bu şehrin en büyük sıkıntısı dışarıdan yatırımcı gelmemesi. Hep bundan bahsediyoruz. İçerideki var olan yatırımcıların da yatırımlarını sürekli ertelemesi. Buna neyi kastediyorum? Şimdi Ereğli bildiğiniz üzere teşvikte Düzce'ye göre avantajlı olmadığı için, Bartın'a göre avantajlı olmadığı için yatırımların Düzce'ye ve Bartın'a kayması çok daha doğal. Bununla ilgili olarak bir peşinde koşmamız gereken en önemli konu sektörel teşvik. İkincisi var olan yatırımcının Ereğli'deki en büyük yatırımcı kimdir? Erdemir'dir. Sıvı çelik kapasitesini arttırma gibi projesi vardır. Bu işin bir an önce hayata geçmesi için gerekli çabayı ve kolaylığı göstermek için bize ne düşüyorsa onu yapmaya hazırız. Yeter ki yatırımı buraya yapsın. Tüm TSO üyeleri biz bir araya gelsek 2000 kişiyi işe alamayız, 1000 kişiyi işe alamayız. Ama Erdemir İpaca sıvı çelik kapasitesini arttırıp 1 milyon ton arttırırsa 1000 kişi, 2000 kişi işe alır. Biz kişisel ve ailevi beklentiler açısından değil, şehrin tüm katmanlarıyla, seçilmişleriyle, atanmışlarıyla bir araya gelerek sorunları olduğu yerde sıcağı sıcağına çözmeyi kastediyoruz. Ve bunu da çok kısa zamanda başaracağız. Burada tüm siyasi partilere, sendikalara, meslek odalarına, vakıflara, derneklere, sizlere, medya kuruluşlarına ve kanaat önderlerine ihtiyacımız var. Biz Ereğli'nin 10 yıl sonra nerede olacağını sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Ereğli'nin geleceğini arayacağız. Bir arama konferansı bu çeşitli illerde yapıldı. Çok güzel fikirler çıkacaktır bunda. Bununla ilgili olarak akademisyenleri ve gerçekten akil insan heyetlerini şehir dışından da getirerek Ereğli'nin 10 sene sonra nerede olması gerektiğini, vizyonun Ereğli'nin ortaya koymamız gerekiyor. Bu şehri iyi tanıtmamız gerekiyor. Bu şehir çok güzel bir şehir. Fakat maalesef bu şehirden yeterince hak ettiği yerde değil. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bülent Ecevit Üniversitesi uhdesinde olan arazinin bomboş, virende bir şekilde orada duruyor olması bizi üzüyor. Ereğli'de öğrenci sayısı, eğitim fakültesinin öğrenci sayısı 2013 yılında 2700, bugün 2500. Ereğli'ye fakülte diye yutturdukları şey turizm fakültesi, kaydolan öğrenci sayısı 7. Bunları siz kabul edebiliyor musunuz? Kaldı ki bizim Ereğli olarak beklentimiz nitelikli bir fakülte, nitelikli kastım hukuk fakültesi olabilir, mühendislik fakülteleri olabilir. Öğrencilerin tercih ettiği, yoğun bir şekilde Ereğli'yi tercih edilecek noktasıdır. Rektör hocanın daha önceden sözü vardı, 10 bin öğrenci olacaktı Ereğli'de. Ereğli'deki öğrenci sayısı Alaplı ile aynı. Ereğli'nin nüfusu eğer Alaplı ile aynıysa ya da Çarşıma Devlet'le aynıysa Ereğli'deki öğrenci sayısına biz razı gelelim. Bu bizim kaderimiz değil, bu kaderi değiştirmemiz gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası 500 bin lira vererek okula kantin yaptırmayı marifet saymayacak. Buraya öğrenci sayısını arttırmayı marifet sayacak. Biz kendimize bunları hedef ediniyoruz. Bunların peşinde koşacağız. Şehrimizdeki ticaret hacmini büyütebilmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ticaret hacmini arttırmak bizim başlıca görevimizdir. Çünkü üyelerden almış olduğumuz aidatın nereye gittiği sorusunun cevabı sizin buradaki ekonomiye olan katkınızla ölçülecektir. Ya değilse sahaya çıktığımız zaman herkes odaya aidat veriyorum ama
Benim verdiğim para ne oluyor? Ne yapıldı bana? Bana oda ne verdi diyor. Kimse odadan senede bir defa katıldığı iftar yemeğiyle 5 senede bir seçim zamanı dağıtılan çanta promosyonlarıyla kanmayacak üyelerimiz. Bu işi çözmenin en kolay yolu ticaret hacmini ve ticaret ekonomiyi herhalde büyütmektir. Yeni istihdam alanları açmaktır. Bize düşen sorumluluk budur. Seviyeli bir seçim süreci geçirildiğinden bahsediyorsunuz. Ancak sözlerinizin arasında üyelerin tehdide varan baskılar aldığını söylüyorsunuz. Şimdi sonuçta hepimizin birbiriyle bir ticareti var. Yarın da devam edecek bir ticaret. Buradaki birçok arkadaşımızla biz geçen dönem farklı taraflardaydık ama ticaretimiz devam etti. Bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Bunu bu şekilde görmek lazım. Yani bu sonuçta bir süreçtir. Genel seçimde ben sizin kime oy verdiğinizi bilemem ya da hangi takım tuttuğunuzu bilemem. Ama bu seçime girdiğimiz zaman iş biraz enteresanlaştı. Eğer yani kaybetme korkusu olan insanlar, kendileri yakın hissettikleri kişilerin ticaretinde işte ya böyle yaparsan senle işimiz biter, işbirliğimiz biter, başka yer bakarız, başka iş bakarız, başka tedarikçi buluruz gibi işlere döndüler. Yani bu isim vermem şimdi doğru olmaz ama gerçekten yaşamış olduğum çok canlı şeyler var ve bunu da duyuyoruz yani. Bununla ilgili olarak da biz de sonuçta bu şehirde yaşıyoruz. Bizi burada buluşturan ortak payda Ereğli. Ereğli'nin menfaati. Başka bir derdimiz yok. Yoksa kimsenin ticaretini bitirmekten, kimsenin ticaretine sekte vurmakla bir işimiz yok. İşte bu seçimler, TSO seçimleri, yerel seçim değil, belediye seçim değil, milletvekili seçim değil diye bahsediyorsunuz ama çok açmıyorsunuz. Biraz açar mısınız? Şimdi bakın, çarşının üstü kapanıyor, teknoparklar kuruluyor. Kaldı ki bu arada şimdi mesela teknopark zaten 2017 yılının Eylül ayında kuruldu Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından. Bunun kurucu ortaklarından bir tanesi de Ereğli Sanayi ve Ticaret Odası. Aynen. Tamam mı? Şimdi bugün yönetime talip olan yönetim kurulu başkanı arkadaşımız yeni bir teknoparktan bahsediyor. Zaten var. Oğlum sen ortaksın orada. Zaten Ticaret ve Sanayi Odası ortak. Kurucusu. Demek ki o günkü meclis toplantılarını ya da şeyi kaçırdılar. İş artık şeye geçti. Yani biz vagon fabrikası kuracağız, işte 3 tane gemi siparişi vereceğiz falan desek daha böyle şey gelecek. Ortada heyecanlandıracak ama böyle bir şey yok. Yani bir defa Ticaret Odası icra makamı değil. Yani bütçesindeki parayı köprü yapmak için, asfalt dökmek için kullanmayacak. Böyle bir şey yok, sorumluluğu yok. Yasayla sınırlı. Sivil toplum kuruluşudur. Örgütlü sesidir tüccarının ve esnafının. Büyümeye, fayda sağlamaya çalışır budur. Yani görev sorumluluğumuzu bileceğiz, yetki alanımızı bileceğiz, ona göre konuşacağız. Kastım bu fikir. Odalar ve Borsalar Birliği Çaycuma'ya okul yaptırdığını biliyor musunuz? Niye Ereğli'de böyle bir okul yaptırılmadı? Şimdi bakın, bununla ilgili sadece topun Çaycuma'da okul yok. Birçok yerde var. Fakat en çok Muza Maydanı'nın giden yer, gittiği yerlerden bir tanesi Ereğli'dir. Batı Karadeniz'e baktığınız zaman Ereğli ekonomik anlamda en büyük odalardan bir tanesidir. Ereğli'nin gerçekten hiçbir şey yok. Sadece bugüne kadar Rıfat Bey'le olan Ereğli Ticaret Odası'nın yakınlığı hatta faaliyet raporlarında bile var. 5 yıllık planda bile var. Ama 5 yıllık planda bu var ama TOB'un Ereğli'ye hiçbir şey yok. Biz TOB'un da Ereğli'ye yüzünü dönmesi gerekliliğine inanıyoruz. Ereğli'deki çiftli eğitimin ortadan kalkması için yani bizim okul ihtiyacımız vardır. Bununla ilgili olarak da TOB'un burada bu konuda da Ereğli'ye bana göre bir borcu vardır ve bu borcu ödemesi gerekir. Bu değişimin de sonucu pazar günü belli olacak. Bu değişim işaretini biz gördük, halkımız da gördü, bu enerjiyi taşıyor. Güçlü bir şekilde orada olmamız için, Ereğli'ye fayda sağlamamız için güçlü bir desteğe ihtiyacımız var. Üyelerimizin oyları bölmemesi gerekiyor. Olmayacak, kazanamayacak, vaatlerde bulunan, olmayacak işleri kendilerine hedef gösteren insanlara değil de iş olabileceği kadrolara oy vermelerini tercih istiyoruz. Oylar bölünmesin ve sandıktan çıkacak güçlü sonuçla birlikte kazanan Ereğli olsun. Şehrimiz kazansın, hepimiz kazanalım istiyoruz.